Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli çalışmaları bitti. Bunun kaydını yine birlikte yapalım. İkinci Altılı'da görebildiğim atları size önereceğim. Fazla üzerinde duramadığım bir program oldu. Kocaeli. Kusura bakmayın bu yüzden de. Dördüncü koşu handikap 15 dişi yarış. Handikap 2 ağır kilolarında şanslı olabileceğini söyler ki bakın kilo alışverişleri var. Tam olarak alan birkaç tane atın dışında diğerleri çok fazla almadılar. Buna rağmen bu gruba kilo veren Altınoluk Koronuraz bu yarışta şanslı olabilecek safkanlardan biri ve favorimdir. 9-8 bu atın rakipleri. Diğer atların yazımını size bırakırım. Birinci koşu. Sürpriz çıkarma ihtimalleri yüksek. Altılı 5'li olayları var biliyorsunuz artık. O yüzden ben Altınoluk safkanı ön planda tutmanızı, tek atmıyorsanız da mutlaka yazmanızı öneririm. Geçiyorum 5. koşu kısa vade 6 3 yaşlı Araplarda kısa vade altılar genellikle plase sürpriz bitirirler. Genellikle favorilerin geri planda kaldığı yarışlardır. Bu yarışlarda 10 ve 8 benim görebildiğim, tespit edebildiğim safkanlar ön planda tutmanızda fayda var. 1, 11, 9, 5, 12 gibi bu şekilde tarama yaparaktan da bunun daha büyük sürprizini bulma ihtimaliniz var arkadaşlar. Genellikle Baldiyar favori çıkacaktır büyük bir ihtimal. Baldiyar'ın ikinci planda kaldığı yarışlar oluyor. Geçiyorum 6. koşu Maiden dışı 3 bu 3 nolu safkan favoridir. Favori çıkmış gözüküyor. 6 nolu safkan bu ata rakip olur. Bu Maiden'da görebildiğim safkanlar bunlar arkadaşlar. 7. koşu Şartlı 5 kazanç bölgesi yani bir nolu safkana direkt gönderir. Tek Fort Tevfik. Bu atın rakibi var bence ön planda tuttum. 7 ve 2 nolu safkanlar. Kaisbergler arkadaşlar bunlar bu safkanlar. Bu mesafeleri iyi koşarlar bu bölgenin atları. Daha sonra bir sürprize de 3 nolu safkanı öneririm bu koşuda. 8. koşu Handikap 16. Handikap 2 bir nolu Ahmet Beyli'nin iki tane rakibi var. 6 ve 5 nolu safkanlar. Bütçeniz oranında değerlendirirsiniz. Bir nolu safkan ağır kilosuna rağmen grupta ağırlığını hissettirir kilo almasına rağmen 6 3,5 kilo veren safkanlardan birin rakipleri oldular ki 1 6 5 önerim 6 5 ve 1 nolu safkanlar. 9. koşu Satış bir gözden çıkarılmış atlardır bunlar satışa geldiklerine göre. 4 ve 5 nolu erkek safkanlar bu mesafelerde bu grupta şanslı olmasını beklediğim, birincilik beklediğim safkanlar. Yani sağlam bir tek var mı diye sorarsanız da şu an için göremedim kendi adıma. Bu şekilde az atlı bir kupon oluşturmayı düşünüyorum kendi adıma. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.